Günaydın Selda hala. Günaydın canım. Bizim ne yapıp yapıp müdür Dilaver'i okuldan uzaklaştırmamız lazım. Adam kendi kendini rezil ediyor. Yapma ya. Melda halanı dinlerse olacağı buydu işte. Beni dinleseydi şimdi ben onu bakan yapmıştım, bakan. Ya vallahi onu mutlaka kurtarmamız lazım. Yoksa adam gözlerimizin önünde eriyip gidecek. Hayır, yapalım bir şeyler yapmasını ama Melda halan izin vermeyecektir ki. Aman dokunmayın, dokunmayın diyecek. Kendi dediğini yaptırtacaktır. Ne inatçıdır o. Çocuklar, bizim müdür Dilaver'i ne yapıp edip okuldan uzaklaştırmamız lazım. Sırf bana inat olsun diye sen bu adama iyilik yapıyorsun. Sırf bana inat olsun diye. Ben müdür Dilaver'in neye ihtiyacı olduğunu biliyorum galiba. Aman zaten her şeyi sen bilirsin, anlat bakalım. Belli ki adamcağızın içinde kalmış bir şeyler var. Evet var. Benimle yaşayamadığı o büyük aşk. Hayır, başka bir şey. Evet, bana bir türlü itiraf edemediği o delice sevgi. O da değil. Aman o değil, bu değil, şu değil. Sen de sanki her şeyi biliyorsun yani. Nasıl bir kıskançlıktır ki Melda? Bir türlü kabullenemiyorsun Dilaver'le benim kaçınılmaz sonumu. Ay Selda, daha bir hafta önce sen değil miydin Ferit, Ferit diye kendini odaya kapatan? Hah! Sıkıştın ya, lafı hemen Ferit'e getir. Ne alakası var ikisinin? Ay aman Selda, böyle sana laf yetiştirecek halim yok benim. Şu anda çözmemiz gereken önemli bir problem var. Bence Dilaver'in içinde kalmış bir şeyler var. Ve bunlar gerçekleştiremediği hayalleri. Ta çocukluktan kalma. Onun çocukluk hayallerinden birini gerçekleştirmesi için moral destek vermemiz gerekiyor. Çok doğru be Melda. Çok mantıklı. İyi hadi. Ne duruyoruz? Gidelim o zaman. Gidelim. Tamam. Gidelim. Tebrik ederim Melda. Harika bir fikir. Teşekkür ederim. Hadi tamam. Gidelim. Ne oldu? Bu benim hayatımda duyduğum en aptalca fikir. Yok destek ver, yok moral ver. Yapacaksın sihri, iş kendiliğinden hallolup gidecek, bu kadar basit. Ne sihri? Adam olacak çocuk sihri. Bırak seni, gel sen benim. Gel hadi. Evet, şimdi biraz da şeker attık mı? Evet, işte suyumuz neredeyse hazır. Ne yapacağız bununla? İçecek miyiz? Hayır canım, sıkacağız. Nasıl? Sıkacağız. Zaten suyun suyunu mu sıkacağız? Hayır, üzerine sıkacağız. Nasıl olacak peki? İşte bununla. Şimdi bu suyu bu su tabancasına dolduracağız. Sen bu suyu bu su tabancasıyla Dilaver'in üstüne sıkacaksın. Hop! O çocukluk hayallerinin peşinden koşmaya başlayacak. Ve çocukken hayal ettiği, olmak istediği kişi olacak. İşte bu kadar basit. Güzel. Ah Ayşegül, ah! Vatan senden hizmet bekliyor. Ama söz, bu işe harcadığın süreyi askerliğinden düşüttüreceğim. İyi de kızlar askerlik yapmaz ki. Ay sen de! Hemen bul bir açığımı söyle. Sen büyüdükçe Melda halana benzemeye başladın. Aç şunu. Tamam. Bitlis'te beş minare bir yer olan. Hocam, kolay gelsin. Sağ olasın bacım. Hocam, izin verirseniz size bir el ateş edeceğim. Sebep? Çünkü, neyse boş verin. Siz şimdi iyice bir doğrulun. Tam göğsünüze nişan alacağım ki üstünüze sıçramasın. Peki. Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Tuğçe'den beklerdim de senden hiç beklemezdim. Ver şunu bana. İyi misiniz hocam? Hoca değil. Hademe Dilo. Hademe Dilo da değil. Ezarfen Dilo. O da değil. Ezarfen Ahmet Çelebi. Ne? Çekilin yavrum, lafa tutmayın. Rüzgar aldım, uçuyorum. Bak, 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 bak. Allah. Hademe Dilo'nun düşmanı benim de düşmanımdır. Kolla kendini Ayşegül. Sakın yapma Murat, sakın. Murat dur. Vay be, filmlerdeki gibi. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi bayan? Selim, iyisin değil mi?
Daha iyiyim. Niye sordun? Heh, yani bir sorun yok. O kardeşim. Çantam. Ya çantam. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Of ya, geri getir, geri getir. Ya of. Vatandaşın bir sorunu var. O zaman iş başına. Selim! Selim! Selim nereye gidiyorsun? Ya of Selim ya of! Toygar abi, elemanı dövmek için sıyırdın değil mi kolunu? Sus, değil. Naci'yi biz daha çiğ köfte yoğuracağız ya. Oo, Fethi, süper. Böyle ben adamı döveceğim ya gelince. O sırada ben yumrukları otomatiğe bağlayacağım. Sen de Naci'yi tut, benim yumrukların önüne tut. Böylece ben de yorulmayayım. Seve seve abi. Abi gözünü seveyim. Almışsın çantayı. Çak. Dur bre melun. Yettim. Bırak o çantayı. Bıraksana. Bak hala. Ayşegül sakin ol. Selim aklı başında çocuktur. Öyle elin serserisinin üzerine saldırmaz. Ya yaparsa? Ya kapıya kadar kovalamıştır, sonra bırakmıştır peşini. Niye gelmedi hala? Güvenliğe haber veriyordur. Güvenliğe haber vermek mi? Aa! Teessüf ederim. Burada güvenlik benim. Hanımefendi çantanız. Buyur abi. Sağ ol. Rica ederim. Bana artık müsaade. Vazife bekler. Dışarıda film falan mı çekiliyor? Galiba. Ama ne kadar inandırıcı değil mi? Selim değil miydi o? Ay, yok canım saçmalama. Ama benzemiyor da değil hani. Aslında Selim de Jön gibi çocuk. E ne demişler, Jön Jön'e benzer. Ne haber millet? Ya kapıdaki çocuklar söyledi. Demin karışmış burası. Ben tam tuvalete gittiğim zaman olur böyle şeyler. Bütün aksiyonunu da kaçırırım. Ne oldu anlatsanıza. Selim, bu gözündeki gözlük nereden çıktı? Gözlük? Ayşegül çok ders çalışmaktan gözlerim bozuldu. Bundan sonra böyle. Peki bıyığını ne demeli? Bıyık? Bıyık. O hep vardı. Ne? Unuttun mu? Aa bak. Şimdi biz seninle beraber derse gidelim. Bu sırada da sen ne olup bittiğini bana anlat. Anlatayım. Olur mu? Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.